Evet sevgili Kanal T izleyicileri, yeni bir gazete programı ile karşınızdayız. Bizleri kanalt.com ve Kanal T'nin Facebook sayfasından canlı olarak takip edebilirsiniz. Bugün stüdyo konuğumuz Doktor Suat Günsel, Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Nail Bulakbaşı. Kendisiyle Girne Üniversitesi Hastanesi'nin COVID-19 sonrası vermiş olduğu hizmetler, halk sağlığı adına yapmış olduğu çalışmalar ve COVID-19'un genel bir değerlendirmesini gerçekleştireceğiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun davetiniz için. Teşekkür ederiz, sizler de katıldınız. Bizler de sosyal mesafeyi koruyoruz her zaman. Sağlıkçıların bildirdiği bir ifade var. İşte sosyal mesafe, sosyal izolasyon. Tabii herkesin de uyması gerekiyor bir bu noktada. Bir de el yıkama. O çok önemli. Evet, evet efendim isterseniz hemen konuya giriş yapalım. COVID-19 sonrası malum dünyada herkes kendi izolasyonunu gerçekleştirdi. Evet. Ama bunun yanında da bir de sağlıkçıların yapmış olduğu çalışmalar var ki bunlar sağlık sektöründe çalışan bu neferlerin toplum için ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Kesinlikle yani sağlık çalışanları her zaman bir defa seçme şansı olmadan çalışan bir meslek grubu. Yani biz işte salgın çıktığı zaman ben burada çalışmak istemiyorum, gidiyorum dersin yerime başkası çalışsın gibi bir tavır sergileyebilecek bir meslek grubu değiliz. Yani bu hekiminden hademesine, temizlik görevlisine kadar, hemşiresine kadar herkesin, teknisyeni görev aldığı ve canla başla çalıştığı, canını riske ederek çalıştığı bir hastalık grubu, çalışma hayatı. Biz de tabii ki özellikle devlet hastanesinin pandemi hastanesi haline getirilmesinden sonra özellikle başbakanlıkta ve sağlık bakanımız başbakanımızla yaptığımız koordinasyon toplantılarında gerek yakında üniversitesi hastanesine gerekse de Doktor Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'ne temiz hastane olma görevi verildi. Ne demek temiz hastane? Covid pozitif olmayan hastaların yani Covid işte ateş, nefes darlığı ve öksürük şikayeti olmayan veya Covid'i düşündüren başka bulguları içermeyen hastaların tedavisi için bizim hastanelerimiz temiz hastane olarak kaldılar. Evet. Tabii ki aslında 2020'ye birazcık şanssız girdik. Yani biraz sanki uğursuz bir yıl gibi. 29 Şubat'ta biliyorsunuz devlet hastanesinde bir talihsiz bir yangın oldu. Ve orada da yoğun bakım, özellikle anjiyo merkezi ve ameliyathaneler zarar gördü. Yani hastanenin kalbi aslında zarar gördü. O günden başlayarak aslında biz devletle tam bir işbirliği içerisinde devletin bizden istediği her türlü isteği yerine getirecek şekilde hatta daha da ötesine geçerek hizmetlerde bulunmaya başladık. İşte o gün Sayın Başbakan Yakın Doğu'ya geldi, hastaları ziyaret etti ve ondan sonra kurucu rektörümüzün odasında böyle bir kısa bir toplantı yapıldı. O toplantıda da gerek kurucu rektörümüz Suat Günsel, gerek mütevelli heyeti başkanımız Profesör Doktor İrfan Günsel hepsi aynı şeyi söylediler. Biz her şeye varız. Devlet için her şeyi yapmaya hazırız. Yani burada belki onların yerine de şunu söyleyebilirim. Hani Atatürk'ün meşhur bir lafı var. Mevzubahis halk sağlığıysa gerisi teferruattır. Evet. Yani hakikaten o noktadan sonra hem kurucu rektörümüzün hem mütevelli heyeti başkanımızın direktifleri doğrultusunda mütevelli heyetimiz bir seri karar aldı. Bunlardan ilki o andan başlamak üzere bütün devletin acil sistemi ortadan kalktığı veya acili yeteri kadar çalışmadığı için devlet hastanesinin, Lefkoşa'daki devlet hastanesinin özellikle COVID pozitif olmayan kişilerin acil sağlık hizmetlerini vermek adına acil hizmetlerimizi gerek Yakın Doğu'da gerek Girne Üniversitesi Hastanesi'nde ücretsiz olarak vermeye başladık. Ki bu ücretsiz hizmet içerisinde geldiğiniz şikayetle ilgili, geldiğiniz hastalıkla ilgili doktor muayenesi,
her türlü laboratuvar ve radyolojik tanı hizmetleri ve ayaktan yapılabilecek bütün tedavi hizmetlerini ücretsiz olarak verdik. Ve vermeye de devam ediyoruz ve bu pandemi şeyi bitene kadar, hastanenin, devlet hastanesi normal görevine dönene kadar da bunu aynı şekilde devam ettireceğiz. Evet. Bu tabii ki işin bir basamak tarafıydı. Aslında ikinci görünmeyen, arkada olan bir tarafta özellikle yoğun bakım hizmeti gereken hastaların büyük bir kısmını bu iki hastane paylaştı. Hala da şu anda bizim yoğun bakımda devletten sevkli gelen bir sürü hastamız var. O hastaların biz çeşitli nedenlerle gelen bu hastalar, onların tedavilerini hala sürdürüyoruz. Yine de şu anda da hala yoğun bakım hizmeti olduğu ihtiyacı olan hastaları da gerek Girne'de gerek Lefkoşa'daki hastanelerimizde yine aynı şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Bunun dışında acile gelen hastalarımızdan yatarak tedavi edilmesi gerekenleri de yine devlet hastanesindeki hekimlerimizin uygun görmesi ve sevk vermesi takdirde onların yatarak tedavi hizmetlerini de hala aynı şekilde görmekteyiz. Bunun yanında özellikle bu devlet hastanesinin çalışmadığı dönemde tedavilerinin aksayacağını düşündüğümüz toplumdaki bir takım kronik hastalıkları olan diyabet hastaları gibi, kanser hastaları gibi veya işte fizyolojik bir durum olan gebelerimizin bu sağlık hizmetlerinden eksik kalmaması için her iki hastanemizde de bu hastalık grubundaki kişilere yine ücretsiz olarak tanı ve tedavilerini devam ettirmeyi sağlıyoruz. Bu şekilde de bu kişilerin bu dönemi mümkün olduğu kadar hasarsız sağlıklarıyla atlatmasını çabalıyoruz. Yani aslında bütün çabamız, evet, devlet hastanesindeki meslektaşlarım orada hakikaten çok riskli ve ciddi bir görev yapıyorlar. Yani pandemi hastanesinde çalışmak kolay bir şey değil. Onlara her türlü yardımı yapmaya da hazırız ve onları da hakikaten çok takdir ediyorum. Ama onların o grubun dışında kalan hastalarımız için de her iki hastanemizde biz her türlü sağlık hizmetini vermeye devam ediyoruz. Peki hocam, şu an gelen hasta sayısı nasıl? Yani acil servislerimiz... Yani şimdi acil servis... O günden bugüne fark etti mi? Şimdi şöyle, acil servislerde aslında tabii ki normal zamandaki kadar çok yoğun bir acil servis hizmetimiz yok. Ama yani yaklaşık olarak Lefkoşa'da günlük 50 ile 60-70 arasında, bizde de 20 ile 40 arasında acil servise başvuran hastalarımız oluyor. Bunlar tabii ki bir kısmı işte ev kazaları, travmalar oluyor en çok şikayetler. İşte böbrek taşıydı, efendime söyleyeyim apandisitti, kanamaydı gibi bir takım nedenlerle tabii ki bunun yanında en sık gelen acil grubumuzda koroner hastalar, yani akut miyokard enfarktüsü veya şüphesiyle gelip işte anjiyografi veya bir takım girişimsel, yani hocam, işlemler yapılan hastalar. Halkın anlayabileceği şeyde soru, kalp krizi geçiren hastalara da her türlü hizmeti veriyoruz ve bunlar da devam ediyorlar. Yine çok gerekli olan ameliyatları yapıyoruz. Bunların içerisinde kanser ameliyatları var. Çünkü bunları ertelemek hastanın yaşam süresine etki edeceği için bunları ertelemeden yapıyoruz. Yine işte apandisitti, kanamaydı, kırıktı gibi acil müdahale edilmesi gereken ameliyatları da yine gerçekleştiriyoruz her iki hastanemizde de. Yani halkımızın aslında vermemiz gereken mesaj şu olmalı. Halkımıza sağlık açısından korkmaları, riske etmeleri veya şüpheye düşmeleri gereken bir durum yok. Her türlü durumda biz oradayız, görevimize devam ediyoruz. Ama bizim de onlardan istediğimiz hem bizi hem kendilerini korumak adına evde kalmaları. Yani sosyal izolasyon, işte devletimiz bu bitti diyene kadar mutlaka uyulması gereken kesin bir kural.
Çünkü gerçekten çok hızlı bulaşan, çok hızlı yayılabilen bir virüsle karşı karşıyayız. Ve dünya bu virüse karşı aslında birazcık da hazırlıksız yakalandı. Evet. Yani aslında bu öngörülmeyen bir tehlike değildi. Yıllardır bu her zaman senaryosu planlanan, her zaman senaryosu ortaya çıkan bir takım şeylerdi, senaryoydu. Fakat işte anlaşılıyor ki hiçbir devlet bunun için yeteri kadar bir ön hazırlık yapmamış. Ve böyle olunca tabii ki her devlet kendi kaynaklarını sınırladı. Kendi içerisindeki kaynakların başka bir yere gitmesini engelledi. Sağ olsun işte Türkiye Cumhuriyeti bize aslında yeteri kadar malzeme, sağlık malzemesi temin etti, sağ olsunlar. Ama onunla da yanında biz de üniversitenin içerisinde özellikle mütevelli heyeti başkanımız İrfan Günsel'in teşvikleriyle herkes kendi alanında bu Covid salgını boyunca neler yapabiliriz diye bir takım bilimsel çalışmalar yaptık. Bunların bir kısmı basına yansıdı, duyuldu. Evet. İşte siperlikler gibi, solunum destek cihazı gibi veya ventilatörlerin birden fazla hastaya bağlanarak daha fazla hastaya hizmet vermesini sağlayan ara bağlantılar gibi bir takım hizmetlerimiz oldu. Veya işte mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanlarımızın yapmaya başladıkları plazma tedavisi. Ki bu plazma tedavisi özellikle son evrede ilaç tedavisinin çok da fazla işe yaramadığı veya ona destek olmak amacıyla yapılan bir tedavi. Çok eski bir tedavi aslında. Yani yaklaşık 100 yıla yakın bir geçmişi var bu tedavinin. Ama burada da amaç ne? Hastalığı atlatmış, hastalığa karşı bağışıklık geliştirmiş, antikorları olan, vücutta antikorları olan hastaların kanını alıp bu kanın işte şekilli elemanlar dediğimiz hücrelerini ayırıp plazma dediğimiz sıvı kısmını içerisindeki antikorlarla birlikte diğer hastaya verip ona bir şekilde pasif bağışıklık sağlamak. Onun immün sistemini, bağışıklık sistemini biraz daha güçlendirerek mümkün olduğu kadar ona bir hani bir tık daha bir nefes almasını, immün sisteminin virüse karşı biraz daha iyi savaşmasını sağlamaya çalışacağız. Peki hocam, bu konuyla ilgili anlatınca bende de merak uyandı. Eminim ki bütün izleyicilerimizde de uyanacak bir sorudur bu. Estağfurullah. Kan grubu fark ediyor mu? Mesela A grubu RH negatiften aldığınız bir antikoru işte farklı bir kan grubundakine verebiliyor musunuz? Farklı bir kan, o konuda çok kesin değilim. Yani şöyle söyleyeyim, ben radyoloğum, yani evet, enfeksiyon hastalığı uzmanı. Yok, ben anlatınca. Anladım. Yani teorik olarak olması gerekir ama kandaki hücreleri ayırdığımız için olmama ihtimali de var. Ama bu konuda net bir şey söylemeyeyim. Evet hocam, biraz daha hastanenin içerisine dönelim. Evet. Şimdi hastanenin idari kadrosu, yönetim kadrosu baktığımız zaman pırıl pırıl da bir hastane. Sağ olun, teşekkür ederiz. Biz de birkaç defa gelip orada çekim yapma imkanı bulduk. Ve bizi de çok iyi karşıladılar. Şu an mesela hastaların hastanelerden biraz çekinceleri var. Malum bu COVID-19'dan dolayı. Girne Üniversitesi Hastanesi bu noktada ne durumda? Şimdi şöyle, tabii ki biz temiz bir hastane olarak çalışmak zorunda kaldığımız için aslında bu dönemde bu şekilde çalışmak enfeksiyon hastanesi olarak çalışmaktan daha zor. Çünkü içeri girecek kişilerin enfekte olup olmadıklarını saptayabileceğimiz elimizde kesin bir veri yok. Yani ateş ölçüyoruz giren hastalardan veya işte öksürüğü veya nefes darlığı olup olmadığını soruyoruz. O durumda ise yani bunlar yok ise başka bir şikayetle gelmişse hastamıza mutlaka bir maske veriyoruz. Sosyal mesafesini korumasını söylüyoruz ve mümkünse hastalarımızı tek tek alıyoruz hastaneye. Yani eğer hastamız tek başına hareket edemeyecek veya tek başına işte kendini yönetemeyecek durumdaysa da yanında bir tane refakatçinin içeri girmesine izin veriyoruz. Bu şekilde hastaneye giren hastaların
hastane çalışanlarını hastane ortamının da hastaları mümkün olduğu kadar az kontamine etmesi aslında amacımız. Yine aynı mantıkla işte çeşitli nedenlerle hastanemizde yatan, enfeksiyon nedeniyle olabilir, ameliyat nedeniyle olabilir, başka nedenlerle olabilir yatan hastalarımızı veya yoğun bakımda yatan hastalarımızın ziyaretçilere kapattık. Yani çok gerekli olan yatan hastalarda bir tane refakatçi alıyoruz. O da değişmemek kaydıyla, aynı kişi olmak kaydıyla. Onlara da aynı tedbirleri alarak aynı şekilde hizmeti sürdürmeye çalışıyoruz. Tabii ki bu dönemde de aslında halkımız devletin çağrısına olumlu yanıt verdi. Yani bence reaksiyonu birçok ülkeden çok daha iyi. Hakikaten evde kalıyorlar. Yani çok gerekmedikçe hakikaten hastaneye gelmeleri gerekmeyen hastalar, laf olsun diye, yani hastaneye gelen hastamız yok zaten. Gelenlerin de şikayetleri hakikaten ciddi ve dikkate alınması gereken şikayetler. Bunlara da dediğim gibi gerekli önlemleri alarak yapıyoruz. İşte girişlerimizi sınırlandırdık. Yalnızca acilden ve tek bir ana kapıdan hastalarımızı kabul ediyoruz ki kontrolü sağlayabilelim diye. İçeri girdikleri zaman da hastalarımızı mümkün olduğu kadar en kısa sürede tedavi planlamasını yapıp yatacaksa yatağına, yatmayacaksa evine hızla göndermeye çalışıyoruz. Ki buradaki amaç sadece kendimizi koruma refleksi değil, gelen hastaların birbirlerini de enfekte edebilme, birbirleriyle etkileşime girebilme şansları var. Tabii ki bu hastalığın aslında belki de en kötü tarafı o. Bazı kişiler virüsü taşıyorlar ama hiçbir klinik bulgu vermiyorlar. Yani siz de ben de şu anda virüs pozitif olabiliriz. Evet. Ama bunu yayıyor olabiliriz. Sağlamken, taşırken birbirimize bulaştırabiliyoruz ama hiçbir bulgumuz olmuyor. Aslında en tehlikeli grup bu grup. Çünkü bu grubun ne olduğunu tespit edebilme şansımız maalesef yok. Hastalık bulguları olanları zaten nispeten ayırmak biraz daha kolay. Onları hemen devlet hastanesinin enfeksiyon kliniğine yönlendiriyoruz. Orada işte gerekli testleri yapılıyor. Pozitif çıkarlarsa zaten tedavi alınıyorlar. Negatif çıkarlarsa geri geliyorlar veya farklı hastanelere yönlendiriliyorlar. Ama burada tabii ki göze alamadığımız bir nokta var veya gözden kaçırmamak zorunda kaldığımız bir nokta var. O da taşıyıcılar. Yani o nedenle taşıyıcı olanların da hastaneye giren her kişinin de hastanede çalışan personelimize de biz aynı eğitimi verdik. Mutlaka kendilerini maskeyle korumalarını, mutlaka sosyal mesafeyi korumalarını ve de işte sık sık ellerini yıkamalarını, yıkamadıkları durumlarda da alkol bazlı dezenfektanlarla bu şeyi yapmaları. Ama bunu yaparken tabii ki belli bir kaynak harcıyorsunuz. Yani belli bir maske harcıyorsunuz, belli bir alkol harcıyorsunuz, şey harcıyorsunuz. Bunlar da kısıtlı ve şu anda bulunabilen şeyler de değil. Bu nedenle İşte kendi kendimize yetelim mantığıyla işte özellikle bir takım bizim kullandığımız diğer cerrahi malzemelerden maske üretmeye başladık. Yine işte alkol, elimizdeki alkollerden alkol bazlı dezenfektanlar üretmeye başladık. Bunları ki, üniversite bünyesinde üretiyorsunuz. Evet, hastane bünyesinde, üniversite bünyesinde. Bunlar hep o dediğim çalışma gruplarının altlarından gelen ve bunların sonuçları. Çünkü hakikaten biraz belirsiz bir süreç var önümüzde. Yani dünya bu işe beraber girdi ve beraber çıkacak. Yani tek bir kişinin kurtulması, tek bir ülkenin kurtulması çok mümkün değil. Yani bir gemideyiz. Bu gemi batacaksa ya hep beraber batacağız ya hep beraber kurtulacağız. Peki hocam, çok kısa şunu sorayım. O kolektifliği görebiliyor musunuz dünyada? O kolektiflik istesek de istemesek de olacak. Yani şöyle olacak. Şu anda her ülke kendi sınırları içerisinde kendi halkına hizmet ediyor.
Herkes bir şekilde var olan bütün kaynaklarıyla kendi halkını bu işten mümkün olduğu kadar izole etmeye, mümkün olduğu kadar işte bu virüsün yayılmasını engellemeye çalışıyor. İşte pikler oluyor biliyorsunuz. O pikler iniyor aşağıya. Çin'de olduğu gibi. Ondan sonra işte millet biraz daha rahatlıyor. Biraz daha şey başlıyor. Ama tehlike ortadan kalkmıyor. Tehlike şöyle ortadan kalkmıyor. Bir ikinci dalganın gelmeyeceğini, bir hastaların, iyileşen hastaların tekrar enfekte olmayacağını bilmiyoruz. Yani bugün sabah herhalde 2 milyona yakın evet. hasta vaka sayısı, 2 vaka sayısı, işte 125-130 bine yakın ölüm var doğru. dünyada. Buna rağmen biz hastalıkla ilgili hala bir takım belirsizliklere sahibiz. Yani hala bu kadar hastaya rağmen hastalıkla ilgili bir takım belirsizlikler var. Bunların bir kısmı tanı kısmında, bir kısmı işte olguların ortaya çıkış şekilleri, yani hastaların bulguları, ne şikayetlerle size geldiği konusunda bir evet. takım farklılıklar var. Yani bazı insan çok değişik, hiç alakası olmayan bir semptomla da sizin karşınıza... Tam da o noktada sizi destekleyici olabilir belki. Yapılan bir araştırmada konuşma bozuklukları, beyinsel faaliyetlerde işte hasar görme gibi semptomlar da görülmeye başlanmış. Yani şöyle, tabii ki bir virüsle uğraşıyoruz. Yani bu virüs solunum yoluyla giriyor. Solunum mukozasından giriyor. Ve ondan sonra bu belli bir miktar çoğaldığı zaman kana karışıyor. Ve kana karıştığı zaman vücuttaki aslında bütün organlara gitme şansına sahip. Ağırlıklı olarak akciğeri tutuyor. Akciğeri bronşları tutuyor ve bronşlardaki bir takım reseptörlere bağlanarak akut respiratuar distres sendromu dediğimiz, yani zatürre veya pnömoniye benzer bir tablonun oluşmasına neden oluyor. Ama bunun dışında santral sinir sistemi, yani beyin, omurilik ve sinirlerimiz, gastrointestinal sistem, yani bağırsaklarımız, aynı şekilde kalp dokusu, ciddi miyokardit yapan olduğunu belirtilen vakalarımız var. Yanında diğer organlarda da aslında özellikle son evreye gelmiş hastalarda tüm organlarda yetmezliğin ortaya çıktığı bir takım tablolarda, işte böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği bunun içerisine giriyor. Yani aslında bu bütün viral hastalıklarda görebileceğimiz, görmeye alıştığımız bir tablo. Yani çok da bizi şaşıran bir tablo değil ama ağırlıklı olarak virüs solunum sistemi şikayetleri ve solunum sistemini tuttuğu için ağırlıklı olarak sanki birazcık böyle sadece pnömoni yapıyor ve ondan dolayı öldürüyormuş gibi görünüyor ama aslında çok farklı ve başka ölüm nedenleri de var. Evet, çok sevgili komutanımız Bülent Meydanlı yazmış. Bu güzel program ve bilgilendirme için teşekkürler demiş. Sağ olsun. Biz de kendilerine sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Şunu soralım hocam. Tabii bu virüsle birlikte artık bazı tedavilerde de daha yeni metotlara da geçildi. Özellikle okuduklarımız çerçevesinde bu tomografi, MR gibi noktalarda da bir değişiklik var mı? Şimdi şöyle, tabii ki onu biz tedavi takibinde kullanabildiğimiz gibi asıl hastalığın tanısında çok kullanılıyor. Şimdi şöyle bir şey oldu. Yani bu hastalığın tanıyabilmek için elimizde iki tip test var biliyorsunuz. Birisi işte herkes öğrendi, PCR denen, daha doğru sonuç veren ve virüsün kendisini, virüsün kendi DNA'sını veya RNA'sını ölçen bir test. Diğeri de kanda bakılan, yani işte hastaların bu virüsle karşılaştıkları zaman ona karşı geliştirdikleri bir takımın immünoglobulin G, immünoglobulin M gibi bir takım antikorları saptamaya yönelik. İkinci test hızlı test. Birinci test yavaş test. Ve bunlar sınırlı sayıda. Bunlar sınırlı sayıda olduğu için ve hızlı testlerinde yaklaşık %15-20'ye varan bir yalancı negatif çıkma olasılığı var.
Yani siz pozitifsiniz ama test negatif çıkıyor. Bu da bir sıkıntı var. Şimdi böyle olduğu için ve PCR sonuçta... Hocam ya da negatifsiniz, pozitif de çıkabiliyor mu? O kolay bir şey. Yani o hasta açısından güzel bir şey. Hı-hı. Asıl öbürü kötü. Evet. Yani yalancı pozitiflik daha kötü. Şey daha iyi. Şimdi bu gibi durumlarda bir zaman kaybı oluyor tabii ki. Yani hasta gelmiş, ateşi var, öksürüğü var, nefes darlığı var. Ölçüyorsunuz, işte kandaki oksijen satürasyonu düşmüş. Hasta zor nefes alıyor ve siz testin sonucunu beklemek zorunda kalıyorsunuz. İşte bu durumlarda hekimler hızlı tanı koyabilmek için tomografi ve akciğer grafisi çekmeye başladılar. Yani işte her gelen neredeyse hasta, bunu yalnızca ülkemiz açısından söylemiyorum, dünyadaki uygulamasından bahsediyorum. Daha hızlı, işte birkaç saniye içerisinde çekilen bir tomografiyle, İşte belli bir paternde eğer akciğer tutulumu varsa COVID tanısı koyup hastayı tedavi etmeye başladılar. Yani aslında tomografinin kullanılması bir nevi hızlı test gibi olmaya başladı ki bu aslında güzel bir şey değil. Neden güzel bir şey değil? Tomografi X ışını dediğimiz iyonizan radyasyonla çalışan bir alet ve hastaya belli bir miktarda radyasyon veriyor. Yani iyonizan radyasyona maruz kalıyor. Hele ki bunu hem tanı hem de hastanın tedavisi boyunca işte hasta düzeldi mi, kötüleşiyor mu, kötüleştiği zaman nedir durumu, ilerledi mi, geriledi mi diye arka arkaya aldığınız zaman o zaman bu hasta sağlığı açısından da ikinci bir risk oluşturuyor. Ne gibi bir risk oluşturuyor hocam? Hangi hastalığı beraber? Yani şöyle, bunlar akut evrede çıkabilecek bir risk değil ama kronik evrede uzun dönemde kanser riskini artırdığını hepimiz biliyoruz. Yani radyasyona maruz kalındığı zaman, belli bir oranın üzerine çıkıldığı zaman. Çünkü bunun bir eşik değeri yok. Bunun yani işte şu kadar alırsanız kanser olursun, bu kadar alırsan olmazsın diye bir şey yok. Dolayısıyla böyle bir noktada bu şeyin kullanılmasını engellemek için işte bir Fleischner grubu var. Bu Fleischner grubu, bir dakika ismi, evet hocam. Fleischner grubu, bu aslında eski bir grup, bu özellikle akciğer radyolojisiyle uğraşan göğüs hastalıkları uzmanları, göğüs cerrahları ve onlardan oluşan bir grubun, işte bütün bu şu ana kadar olan datayı analiz ederek bir konsensüs, bir uzlaşıya vardılar ki bu uzlaşıyı da 7 Nisan'da bizim Radyoloji dergimizde, dünyadaki en meşhur Radyoloji dergisinde yayınlandı. Bu kriterlere göre siz diyelim COVID pozitifsiniz ama asemptomatiksiniz. Yani hiçbir probleminiz yok. Size tomografi veya akciğer grafisi çekmiyoruz. Sizin hafif şikayetleriniz var. Diyelim ki hafif ateşiniz var, hafif öksürüğünüz var. Hastalık açısından bir riskiniz yoksa, yani işte diyabet değilseniz, hipertansiyon değilseniz, 65 yaşın üstünde değilseniz, o bir takım faktörler var. Onlardan herhangi birini taşımıyorsanız ve sağlıklı bir bireyseniz genelde, o zaman size de tomografi çekmiyoruz. Ama bu hastalarda herhangi bir progresyon olursa veya hasta ileri semptomlarla veya işte geldiği zaman solunum yetmezliği var, işte kandaki oksijen değerleri düştü, o zaman tomografi çekiyoruz. Ama tomografi sadece ve sadece tanı amacıyla çekiyoruz ilk defada. Yani ilk defada çekiyoruz çünkü bazen bulgular çok az olabiliyorlar. Yani çok küçük, çok az miktarda olabiliyorlar. Bunu ancak yüksek rezolüsyonlu tomografi dediğimiz bir teknikle çektiğimiz zaman görüyoruz. Bundan sonra diyelim ki işte hastalandı, klinik tablosu progresyona gitti, yoğun bakıma girdi veya yoğun bakım dışında hastanede yatıyor. Onları direkt akciğer grafileriyle, yani çok daha az radyasyon alacağı yöntemlerle rahatlıkla takip etme olasılığımız var. Önerilen de o. Çünkü akciğer grafisinde gördüğünüz şey eğer azalıyorsa zaten hasta iyileşiyordur. Akciğer grafisinde gördüğünüz
tablo ağırlaşıyorsa hasta progresi oluyor demektir. Yani hastanın takibi için ekstra bir radyasyon dozu vermeden böyle bir uygulamaya geçtik ve bu artık bütün dünyada kabul edildi ve bu şekilde uygulanmaya çalışılıyor en azından. Peki hocam, artık yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Bu COVID-19 ile ilgili biraz halk sağlığı açısından bakarsak nasıl bir değerlendirmede bulunursunuz? Şimdi halk sağlığı açısından, yani aslında sormak istediğiniz ne zaman evden çıkacaksak. Yani hocam. Şimdi o beni aşan bir konu ama şöyle bir şey var. Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği bir yol bu. Test sayısını mümkün olduğu kadar artırarak toplumdaki bu COVID pozitif olan kişilerin ne kadar kişi olduğu veya olmadığı saptanıyor. Bakın, 9 Mart'tı sanıyorum. Evet. Dünya Sağlık Örgütü COVID pandemisi ilan ettikten sonra İngiltere'de 2 tane çalışma çıktı. Birisi Imperial College'dan. Dediler ki işte İngiltere'de 550 bin kişi, Amerika'da 2 milyon 200 kişi tutulacak. Eğer izolasyon yaparsanız bu sayılar yarıya düşecek. Ki başbakanı da şeyden çevirip, doğal seleksiyondan çevirip tedaviye başlayan şeydi İngiltere Başbakanı. Ondan sonra arkasından Oxford grubundan bir çalışma çıktı. O çalışma yaklaşık bir hafta sonra çıktı ve o çalışmada da dediler ki şu anda, yani 9 Mart'tan bir hafta, iki hafta sonra, şu anda İngiliz toplumunun 38 ile 60 arasındaki bir bölümü zaten pozitif olabilir. Yani bu ne demek? Aslında bu hastalık, işte bizim sıfır hasta dediğimiz, buradaki Alman hasta gibi veya Çin'deki Wuhan'daki ilk hasta gibi onunla başlamadı. Bundan çok daha evvel, çok daha önce başladı ve çok daha yaygın. İşte ne bileyim, İzlanda örneği verilir. Hep İzlanda bizim gibi küçük bir ada, az bir nüfusa sahip. Onlar random bir tarama yaptılar. Toplumun yaklaşık %50'sinde şey çıktı, pozitif çıktı. Dolayısıyla ona göre de bir takım tedbirler aldılar. Ona göre de bir takım kararlar verildi. Şimdi burada tabii ki bizim de şartlarımız belli. Yani ben bunu eleştirmek için söylemiyorum. Elimizdeki test sayısı belli. Yani bakanımızın söylediği kısıtlı. Ve bunları da çok doğru olarak hastalarla direkt temas eden, takipli dediğimiz hasta grubunu özellikle yapıyorlar. Onları takip ederek onlara yapıyorlar olasılıkları. Ama eğer belli bir grup hızlı test ayrılıp işte toplumda ya random rastgele bir ölçüm yapılabilir veya işte sağlık çalışanları gibi, polisler gibi, işte eczacılar gibi, basın mensupları gibi, devamlı bu iş başladığından beri başbakan gibi. Evet. Yani o da aslında, yani ben hayatımda görüşmediğim kadar bu arada başbakanla görüştüm. Yani onun da gerçekten çok fazla teması var. Bu kişilere test yapılıp en azından bulaşma riski fazla olan grupla etkileşenlerin ne kadar pozitif ne kadar negatif kaldığını görerek bir takım şeyler verilebilir. Tabii bu epidemiyoloji dediğimiz ayrı bir bilim dalı. Evet. Yani benim çok öteme giden bir şey. Benden ancak bu kadar bir yorum alabilir. Evet hocam, çok kısa son mesajınızı alalım artık. Son mesaj aslında şöyle, pandemi bitene kadar biz gerek Dr. Saat Günsel Gelin Üniversitesi Hastanesi olarak gerek Yakın Doğu Hastanesi olarak çalışmaya devam ediyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Söylediğimiz her türlü ücretsiz hizmeti de ücretsiz olarak vermeye de devam edeceğiz. Halkımız rahat olsun, paniğe kapılmasın. Biz buradayız ama dediğim gibi bizim burada olmamız onların bize gelmesi anlamında değil. Onlar evde kalsınlar, ancak ihtiyaçları oldukları takdirde tabii ki onları her şekilde ağırlamaktan memnunum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, sağ olun. Evet, gazetenin ilk bölümünde Doktor Suat Günsel Girin Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Nail Bulakbaşı bizlerleydi.
Şimdi kısa haberleri vereceğiz. Hemen akabinde Yakındoğu Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler Uzmanı Profesör Doktor Hüseyin Işıksad ile COVID-19 ve sonrasının siyasal değerlendirmesini gerçekleştireceğiz. Check-in, gönder.